Ankara'da ne yaptık? İki sefer Ankara'ya gittik. Bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir 2,5 milyon bir hibemiz vardı. Onu aldık. Spor Toto'da yaptığımız yatırımların ödenekleri vardı. Onları takip ettik. Süreçte biliyorsunuz Millet Bahçesi'ni Muğla Büyükşehir Belediye'miz itiraz etmişti. Plan, koruma imar planında değişiklik yaptık. Tekrar askıya çıktı. Ayın 3'ü itibariyle sonuçlanıyor. İnşallah bu dönem Büyükşehir tekrardan itiraz ederse biz de pankartlarla Dalaman'da hizmet yapılmasını istemeyen Muğla Büyükşehir'de bütün yolları asacağım arkadaşlar. Bunda net kararlıyım. Çünkü koruma imar planı yapıyoruz. İtiraz ediyorlar. Planı tekrar istedikleri gibi değiştirdik. Tekrardan böyle Millet Bahçesi için itiraz gelirse kimse kusura bakmasın. Sokaklara Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bizim yapacağımız projelerin tamamına engel olduğunu kendi sokaklarında bize ait olan sokaklar atacak. Arkadaşlar mevcutta hepimiz görüyoruz. Hepimiz Dalaman'da yaşıyoruz. Seyfettin İnce Caddemiz insanlar kan alıyor. Alemdar Caddesi'ni Sayın Meclis Üyelerinde iletti. İlçe Başkanı da iletti. Yama yapmayalım. Kaplama yapalım dedik. Gittiler yama yaptılar. Dört yolda eski A101'in olacak alan bir hafta su attı. Meclisiyem aşağı Karaçal'da oturduğu için söylüyorum. Su patlağı yapıldı. Şu anda da hendek şeklinde. Orada hiçbir şey yapılmıyor. Yani insanlar şunu söylemeye başladı. Arkadaşlar AK Parti belediyesi olduğu için mi yapmıyor? Böyle bir zulüm mü var diye söylüyor ama biz siyaset yapmak istemiyoruz. Belediyelerin işi siyaset yapmak değildir. Hizmet etmektir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bunu defalarca konuştuk. Bizim derdimiz hizmet etmek, asla siyaset yapmak değil diye anlattık. Fakat bazı şeyler nedense olumsuz şekilde devam ediyor. Mutahit arkadaş belki bütçesinden dolayı belki bilemiyorum Büyükşehir'le olan arasındaki sorunlardan dolayı bir türlü yol kat edemedik. Bu da Dalaman'da yaşayan insanlara büyük zarar veriyor. Saygıdeğer meclis üyelerime de buradan takdirlerini sunuyorum. Bunları biz ne kadar da anlatsak, onlar da anlatırsa ilçe başkanıyla beraber biraz daha verimli olur. Sizin de bildiğiniz gibi kitap fuarı yapılması için yeri istediler, tamam dedik. Zurna Festivali için yer istediler, ona da tamam dedik. Yani biz hiçbir şeye siyaset yapmıyoruz ama Dalaman'a Büyükşehir'den hiçbir hizmet ağı yakalayamadık arkadaşlar. Yani varsa benim bilmediğim işi siz de söyleyin. Yani seçime 8 ay kaldı ama Büyükşehir'de biz hiçbir gün açıp ağzımızı Büyükşehir şunu yapmadı, bunu yapmadı diye hiçbir şey konuşmadık bugüne kadar. Ama bu iş böyle devam ederse özellikle de Millet Bahçesi için bir itiraz gelirse kimse kusura bakmasın siyaset o zaman başlayacak. Yani koruma imar planını yapan Çevre Şehircilik Bakanlığı arkadaşlar. Revizyon planı için de onu da anlatayım. Arkadaşlarla beraber İmar Daire Başkanlığı'nda bir toplantı yaptık. Katlarda düşürülmesinin uygun olmayacağına karar verdik. Bazı yerler altı ticari, üstü ticari, bu kısım yerler turizm alanı olarak insanların hakkını gasp etmeden bir anlaşma sağladık. Önümüzdeki ay meclisimize kadar arkadaşlar çalışıp Büyükşehir'de kontrollerini yaptıktan sonra Dalaman Meclisi'ne gelecek. Dalaman Meclisi'nde imar komisyonuna sevk edeceğiz. Daha sonra imar komisyonundan sonra olağanüstü mü toplanırız onu bilemiyorum. Sürecin durumuna göre. Ekim ayında Büyükşehir'de Kasım ayına da onaylanmış şekilde bir anlaşma görüşmemiz oldu. Buradan
tüm Dalaman halkına da bunu duyurmak istiyorum. Artık çünkü biz şunu söyledik. İnsanların haklarını tecavüz ederek imar planı, revizyon planına biz izin vermeyeceğimizi baştan beri hep söyledik. Yani vatandaşın birisi 4 kat yapmış, yanındaki yerin katını düşürelim 3 kat verelim. Böyle bir şey anlayışı olmaz. Bizim insanların haklarını koruyacak şekilde revizyon planına gün itibariyle bir uzlaşma sağladık. Fakat yarın ne olacağını bilmiyorum. Bu dönem Sedat Yılmaz Başkanımızın zamanında başlamış. Muhammed Şaşmaz Başkanımızın zamanında devam etmiş. Bizim de 5 yılımız 8 ay sonra dolacak. Bizim zamanımızda da henüz bitmedi. Biliyorsunuz 18 aylık bir süreden dolayı imar durumu veremiyoruz. İmar durumu veremediğimiz zaman belirli bir süre sonra da inşaat sektörü Dalaman'da tıkanma seviyesine gelir. Biliyorsunuz şimdi bazı arkadaşlar basın açıklamasında şunda bunda konuşurken başkan söz verdi, sözleri yerine getirmedi. Biz baskı yaptık da proje yaptırdık, şudur budur gibi konuşuyorlar. Önce kendileri ne yaptıklarına bakacaklar, sonra bizi eleştirecekler. Revizyon planı bitti de biz yapılacak olanları mı yapmadık? Hastane revizyon planını bekler, okullar revizyon planını bekler, alışveriş merkezi revizyon planını bekler. Arkadaşlar Dalaman'daki bütün şu anki gün itibariyle yatırımlar revizyon planı bekliyor. Başka bir çözüm yok. Yani artık takdirler sizlerin, hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.